Her şey 13,8 milyar yıl önce işte böyle bir patlamayla başladı. Tüm bu süreci ise son 100 yılda öğrendik. Gezegenler, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve yıldızlar gibi bugün uzayda gördüğümüz her şey başlangıçta orada değildi. 1920'li yıllarda gökbilimciler evrenimizin çok uzun bir süre önce tek bir noktadan ibaret olduğu fikriyle çıka geldiler. Bu fikre göre inanılmaz derecede, yani trilyonlarca derece sıcak, küçük ve yoğun olan bu nokta esnemeye ve hayal edemeyeceğimiz kadar büyük bir hızla genişlemeye başladı. Bunun sayesinde burada bulunan maddeler bir anda ışık hızıyla hareket etmeye başlamış oldu. Büyük patlama tam bir karmaşaydı. Her tarafa enerji ve ışıkla karışan minik partiküller saçılmıştı. Lakin böylesi muazzam bir karmaşa olmasına rağmen daha sonraları var olacak her şeyin temeli de neredeyse büyük patlamadan sonraki bir dakika içerisinde atılmıştı. Evren yalnızca patlama anında muazzam bir sıcaklıktaydı. Fakat genişlemeye başlar başlamaz soğumaya başladı. Bunu tıpkı sprey şişenin içinde bulunan ve sıkılınca soğuyan sıvılar gibi düşünebilirsiniz. Bu süreç esnasında enerjinin bir kısmı tıpkı buza dönüşen su misali buz kesti. Böylelikle saf enerji donarak madde halini almış oldu. Patlama gerçekleştikten bir dakika sonra soğuma işlemi inanılmaz bir hızla hala devam ediyordu. Evrenin bir ucu olmadığı için de her tarafta aynı anda gerçekleşiyordu. Evren artık yoğun bir noktadan ibaret değildi. Gelecekteki genişlemenin temeli ve ileride oluşacak diğer her şey oluşmaktaydı. Evrenin patlama anında etrafa saçılan o ilk ve minik partikülleri hatırlıyor musunuz? İşte bunlar bir araya gelmeye ve helyumla hidrojen atomlarını oluşturmaya başladı. Uzayda var olan neredeyse bütün helyumun ve hidrojenin oluşması için yaklaşık 3 dakika geçmesi gerekti. Bu iki element daha sonra ortaya çıkacak olan ilk galaksi ve yıldızların ana malzemesini oluşturacaktı. Ancak her şeyin temelinin atılmış olması evrenin varoluşunun bu ilk birkaç dakikadan sonra durduğu anlamına gelmiyordu. Gerçi daha sonra gelen milyonlarca yıl içerisinde hiçbir yeni element ortaya çıkmadı. Bu yüzden evrenin başlangıçtaki hali yalnızca ve tamamen helyum, hidrojen ve enerjiden ibaretti. Fakat zaman içinde atomlar yavaşça birleşmeye başladı. Çok ama çok uzun zaman sonra da galaksiler ve yıldızlar meydana geldi. Helyum ve hidrojen bulutları birleşerek yerçekimi alanlarına sahip yıldızlara dönüştü. Hatta güneşimiz bile 4'te 3 hidrojen ve 4'te 1 oranında helyumdan oluşmaktadır. Evet, sonraki evrelerde de karbon, demir ve oksijen gibi diğer ağır elementler meydana gelmeye başladı. Yeni elementlerin, yıldızların ya da gezegenlerin oluşma sebebinin altında sadece kimyasal süreçler yatmamaktadır. Evrenin tamamı büyük patlamadan beri genişlemektedir. Araştırmacılar da diğer galaksilerin aslında bizden uzaklaşıyor olduğunu keşfettiler. Hadi ama arkadaşlar, bunu yapmayı bırakmalısınız. Bizden sürekli kaçarsanız uzaylı yaşam formlarını nasıl bulabiliriz ki? Üstelik bu da yetmezmiş gibi bizden en uzakta bulunan galaksilerin Samanyolu galaksisine daha yakın olan galaksilere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini anladılar. Evren şahane, bilinmezlerle dolu, gizemli, korkutucu ve tamamen sessiz bir yer. Kendinizi dünyanın üzerinde bir uzay kıyafetinin içinde süzülürken düşünün. Burada duyabildiğiniz tek şey kendi nefesinizin sesi olurdu. Başka da hiçbir şey duyamazdınız. Uzayda atmosfer olmadığı için ses hareket edemez ve dolayısıyla da duyulamaz. Bu arada hazır konusu açılmışken bahsetmek istiyorum. Bir uzay kıyafetinin değeri yaklaşık olarak 12 milyon dolardır. Sanıyorum ki uzayda rahat rahat takılmak için biraz daha uzun süre beklememiz gerekecek. Güneş'e en yakın olan gezegen Merkür'dür. Bu yüzden en sıcak gezegeninde o olmasını beklemeniz çok doğaldır. Fakat Güneş sistemimizin en sıcak gezegeni unvanı Venüs'e aittir. Buranın yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 450 derecedir. Evet, adeta bir fırın gibi. Merkür, sıcaklığını düzenleyebilecek bir atmosfere sahip değildir. Bu yüzden Güneş sistemimizin en ateşli gezegeni olma yarışını kaybetmiştir. Venüs'te günler oldukça uzun sürer. Hatta buradaki bir gün tam 243 dünya gününe eşittir. Eğer uzun bir yapılacaklar listeniz varsa ve acele etmeyi sevmiyorsanız burası tam size göre demektir. Fakat Venüs'ün Güneş'in etrafındaki turunu tamamlaması 225 dünya günü sürer. Yani bir Venüs yılı Venüs gününden 18 dünya günü daha kısadır. Bunun iyi yanı bir gün içinde iki kere doğum günü kutlayabilecek olmanızdır. Kötü yanıysa durmaksızın yaşanan sülfürik asit yağmurları ve metal fırtınalarıdır. İki doğum günü artık kulağa çok da eğlenceli gelmiyor, değil mi?
Dünya kendi kendini soğutabilmektedir. 4,5 milyar yaşında olan mavi yuvamız, galaksimizde yaşamın bulunduğunu bildiğimiz tek yerdir. Bundan daha şaşırtıcı olan şey ise dünyamızdaki ağaçların sayısının Samanyolu galaksisindeki yıldızların sayısından daha fazla olmasıdır. Dünyada 3 trilyon ağaç varken galaksimizde yalnızca 100 ila 400 milyar yıldız bulunmaktadır. Ancak ağaçları sayabilmiş olmamıza rağmen okyanuslarımıza dair hala çok fazla bilgiye sahip değiliz. Sularımızın sadece %5'ini keşfedebildik. Yani okyanuslarımızı, yüzeylerinin haritasını tamamen çıkarmış olduğumuz Mars'tan ve Ay'dan çok daha az tanıyoruz. Deniz seviyesinden hesaplayacak olursak dış uzayla aramızdaki mesafe yalnızca 100 kilometredir. Çok yakın gibi duruyor değil mi? Hatta bazen bir kahvaltı için bile bu mesafeyi bir günde kat ettiğim oluyor. Buna rağmen dünyadan baktığımızda evrenin yalnızca %5'ini görebiliyoruz. Çünkü uzayın %68'i karanlık enerjiden, %27'si de karanlık maddeden oluşmaktadır. Bunları teleskopla görmemizse ne yazık ki mümkün değildir. Evet, çok yakınız ama bir o kadar da uzağız. Dünyanın neresinde olursak olalım, her zaman Ay'ın aynı tarafını görürüz. Ay'ın dünyanın ekseninde döndüğü hızla kendi etrafında döndüğü hız aynıdır. Bu duruma senkronize dönüş adı verilir. Mars'taki gün batımları mavi renktedir. Çünkü kızıl gezegendeki ince tozun boyutu, mavi ışığın Mars'ın atmosferine kolaylıkla girmesine izin verir. Dolayısıyla mavi ışık atmosfere dağılır. Bu süreç içinde de diğer renklerin ışıklarının aksine güneşin batarken izlediği yolda daha fazla görünür. Evren mucizelerle doludur. Bunlardan biri ise elmaslardan oluşan bir gezegendir. Harika, değil mi? Burası dünyanın iki katı büyüklüğünde olan bir gezegen ve bilim insanları yüzeyinin elmas ve grafitle kaplı olduğunu düşünüyor. Buraya gitmek mi istiyorsunuz? O halde muhtemelen hem 12 milyon dolarlık bir uzay kıyafetine hem de çok pahalı bir uzay gemisine ihtiyacınız olacaktır. Ancak buraya gidebilir ve geri dönebilirsiniz ki bu önemli bir detay. Zengin olmanız işten bile değildir. Bu arada bilim insanlarının her şeyin sonuyla ilgili bazı tahminleri de var. Bunları duymaya hazır mısınız? Evren ilk aşamalarında çok yoğun ve ufak bir noktaydı. Bu yüzden de çok ama çok kalındı. Fakat genişlemeye devam ettiği için yaklaşık 400 bin yıl sonra daha şeffaf bir hal aldı. Tüm bunlar kozmik mikrodalga arka plan ışıması ya da fon radyasyonu dediğimiz ışığın ortaya çıkmasına yol açtı. Bu tıpkı televizyonu açıp uydu kablosunu çektiğinizde gördüğünüz siyah ekran üzerinde hareket eden beyaz renkteki statiğe benzer. Bu görüntü televizyonu kapatsanız bile birkaç saniye boyunca ekranda kalır. İşte fon radyasyonunun sahip olduğu parlaklık da benzer şekilde büyük patlama sırasında açığa çıkan enerjiden kaynaklanmaktadır. Fon radyasyonu hala varlığını sürdürüyor. Gökbilimciler de mikrodalga teleskopları sayesinde bu ışımayı gözlemleyebiliyorlar. Genişleme bugüne kadar hiç durmadı ve evren hala inanılmaz bir hızla genişlemeye devam ediyor. Bu yüzden de uzayda bulunan her şey sürekli olarak birbirinden uzaklaşıyor. Aman çok itici. Peki bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü Güneş ve birçok galaksi eskisine oranla çok daha kızıl görünüyor. Kırmızıya kayma olarak bilinen bu durum, ışık kaynağı kendisini gözlemleyen kişiden uzaklaştığında gerçekleşir. Bir de yer çekimi kuvveti var. Evrende bulunan tüm nesneler bu güç sayesinde birbirini çeker. Gezegenlerin Güneş'in yörüngesinde dönmesini de, Güneş sistemimizin Samanyolu galaksisinin merkezindeki hareketini de bununla açıklayabiliriz. Bu kuvvet sayesinde dünyadayken yeryüzünde yürüyebiliriz. Fakat uzayda yer çekimi yoktur. Bu yüzden orada sadece süzülürüz. Tüm bu bilgilere karşın bilim insanlarının ilginç bir teorisi var. Bazı gökbilimciler evrenin bir gün ters yönde hareket etmeye başlayacağını ve küçülerek yok olacağını düşünüyor. Bu olaya büyük küçülme adını verdiler. Aslına bakarsanız bunun gerçekten yaşanıp yaşanmayacağını belirleyecek şey evrenimizin türü. Eğer evren açıksa durmadan genişlemeye devam eder ve hiçbir şey yüzünden durmaz. Fakat zaman içinde daha da fazla genişleyeceği için yoğunluğu azalır. Bu yüzden galaksiler yeni yıldızlar oluşturamaz hale gelir, mevcut olan yıldızlarsa tek tek yok olmaya başlar. Uzay sahip olduğu tüm ışığı ve sıcaklığı kaybettiğinde ise hayatın sürmesi mümkün olmaz. Fakat evren muazzam derecede soğuk ve incecik kalsa bile sonsuz karanlığın içinde genişlemesine devam eder. Sonrasındaysa büyük küçülme veya yeni bir büyük patlama yaşanır ve her şey yok olur. Hey, paniğe gerek yok. Ne de olsa önümüzde milyarlarca yıl var. Muhtemelen biz ortalıkta olmayız. Şahsen ben emekliliğin tadını çıkartıyor olacağım.